Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt bakımında hyaluronik asit konusuna değineceğiz. Daha önceden cilt bakımı ile ilgili cilt bakımı ABC'si olarak size bir video hazırlamıştım. Burada cilt bakımında rutinimizi nasıl hazırlamamız gerektiğini, ne gibi içerikler kullanılabileceğinden biraz bahsetmiştim. O videoyu aslına bakarsanız açılış olarak yapmıştım ve sonrasında tek tek içeriklere değineceğim, ayrı ayrı daha böyle basitçe bahsedeceğim videolar hazırlamak istemiştim. İlk olarak da bugün içeriklerden bahsetmeye hyaluronik asitle başlamak istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada da kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Öncelikle biraz hyaluronik asitten bahsedelim. Sonra birkaç tane ürün önerisinde sizlere bulunayım. Daha doğrusu öneri derken ben elimde olan ürünleri göstereceğim. O şu anda bitirdiğim, kullandığım, çok memnun kaldığım, benim kullanmadığım ama çok güzel içerikli olan ürünler de var tabii ki. Bunları da yine hani video içerisinde zaman zaman değineceğim. Aşağıda aklıma gelen isimlerin hepsini de yazmaya çalışacağım açıklama kutusuna. E lütfen onlara da bakın. Sizler de yine beğendiğiniz hyaluronik asit içerikleri varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi biraz hyaluronik asitten bahsedelim. Hyaluronik asit söylemesi çok zor olan bir kelime olsa da aslında vücudumuzda doğal olarak bulunan bir asit. İçinde asit geçse de daha önceki cilt bakım videolarında da size bunlardan bahsetmiştim. Asit geçse de içerisinde böyle aha beha olarak bildiğimiz Cildimize eksfoliye etme, soyma lekelerden arındırma etkisi olan peeling yapma etkisi olan kimyasal asitler gibi değil, hyaluronik asit aslına bakarsanız bir hümektan. Hümektan nedir? Cildimize nem tutma özelliği olan bir içerik. Pek çok içerik var bu kategoride. Bunlardan da hyaluronik asit çokça kullandığımız, çok popüler olan içeriklerden bir tanesi. Cildimizde doğal olarak bulunuyor zaten ve cildimizin dolgun, böyle daha diri, genç görünmesini sağlayan içeriklerden bir tanesi. Fakat yaş almaya başladıkça biz bunu biraz kaybetmeye başlıyoruz. O yüzden de dışarıdan desteklememiz gerekiyor. Kullandığımız pek çok ürünün cilt bakım ürününün içerisinde hiyalürinik asit bulunuyor zaten. Bazı ürünlerde özellikle hiyalürinik asit olarak piyasaya sürülmüş olan ürünler de var. Mesela işte serumlar olabilir. Hiyalürinik asit serumu alıyoruz direkt. Veya sadece hiyalürinik asit içeriği bakımından yoğun olan bir tonik de alarak cildimize desteklemeye çalışıyoruz. Peki nasıl çalışıyor? Nedir? Nasıl bu hiyalürinik asit e, ne işe yarar diye sorarsanız eğer... Hyalürinik asit kendi molekül ağırlığının bin katı kadar suyu tutma özelliğinde olan bir içerik. Nasıl bin katı kadar suyu tutuyor derseniz eğer ortamda bulunan suyu bünyesine çekiyor. Bir sünger gibi düşünün. Kuru bir sünger. Mesela makyaj süngeri kuru haldeyken küçücüktür. Suyu aldığı zaman hemen böyle şişman kocaman bir sünger haline gelir. Hyalürinik asit moleküllerini bu şekilde düşünün. İçerisine suyu bünyesine çektiği için... O cildinizin alt katmanlarını işlediği zaman bu moleküller içerisinde bünyesinde bulunan suyla birlikte cildinizi dolgun, diri, daha sağlıklı, daha genç göstermeye yarıyor. Buna farklı şekillerde, farklı molekül ağırlığında olanları var. Bu da tabii ki cildimiz katman katman olduğu için cildin derinliğimesi veya daha yüzeyde kalması bakımından farklı molekül ağırlığında hiyaluronik asit içeren ürünleri kullanmanın faydası bu anlamda daha etkili olabiliyor. Bazıları daha yüzeye yakın, bazıları daha derine inerek daha cildi dolgun gösterdiği için cildin dokuları katmanları üzerinde de bu şekilde bir e, yoğun böyle e, suya doymuş, neme doymuş bir etki yaratıyor. Peki nereden buluyor suyu? Ortamdan çekiyor. Yani bulunduğumuz ortam nemli bir ortamsa hyaluronik asit molekülleri daha fazla su çekme özelliğinde oluyor. Bulunduğunuz, yaşadığınız ortam daha kuru bir iklime sahipse ve hyaluronik asit uyguladığınız zaman cildiniz de çok kuruysa, o zaman çekecek suyu bulmadığı için cildinizden de suyu çekebilir. Dolayısıyla bizim hyaluronik asit uygularken uymamız gereken kurallardan bir tanesi ortam nemli olacak, cildimiz nemli olacak. Bunu sağlamamız gerekiyor. Bunun için de eğer kuru ciltliyseniz ne yapacağız derseniz, eğer üzerine böyle bir hafif nemlendirebilirsiniz cildinizi. Ya cildin altında hafif nemliyken böyle sıra sıklama ıslak değil ama hafif nemliyken cildinizi uygulayabilirsiniz. Ya da işte böyle bir mist sıkabilirsiniz. İşte termal su spreyleri olabilir. Eğer kullanıyorsanız mesela gül suyu spreyi gibi böyle nemlendirecek bir toniğin üzerine hyaluronik asit uygulayabilirsiniz. Bu şekilde cildiniz de nemliyken hyaluronik asit böyle etraftan, ortamdan su bulup cildinize çekecek. Daha fazla nem bulabilir kendisine. Bunun dışında mesela vücuduma da ben hyaluronik asitli ürünler uygulamayı çok seviyorum. Özellikle vücut nemlendiricileri bakımından içerisinde hyaluronik asit bulunan ürünler yine banyo sonrası duştan çıkınca zaten ortam böyle hafif bir nemliyken sizin vücudunuz tam böyle kuru kuru iyice kurutmadan üzerine hyaluronik asit içeren vücut nemlendiricilerini sürerseniz eğer cildinizde de bütün vücudunuzda da o nemliliği ve o böyle suya doymuşluğu hissedebilirsiniz. Pek çok üründe hyaluronik asit kullanılıyor. Sadece vücut kremlerinde veya cilt kremlerinde değil, serumlarda var, göz çevresi ürünlerinde var. Hatta e, dudak ürünlerinde, glosslarda bile hyaluronik asit kullanıyorlar artık. Pek çok üründe var, el kremlerinde var. E, dolayısıyla yani vücudumuzun tanıdığı, bildiği bir içerik olduğu için irite etme özelliği. Çok çok az olan bir içerik. Tabi genel olarak hiç kimseyi irite etmez, kimseyi rahatsız etmez diye bir şey de söyleyemiyorum. Her cilt tipi ayrı olduğu için. Ee, yine kullanırken dikkat ederek kullanmakta fayda var. Peki Hyaluronic Acid hangi içeriklerle birlikte kullanılabilir? Ona da değinelim. En çok merak edilen ve en çok kafa karıştıran konu aslına bakarsanız Kullandığımız cilt bakımı ürünlerin içerikleri ve hangi içeriklerin birlikte kullanılabildiği sorunu. Şimdi bu hyaluronik asit içlerinde en masum, en sorunsuz, en zararsız olanı diye söyleyebilirim. Tabii en zararsız diyorum ama bazı ciltlerinde aşırı tepki verdiği, reaksiyon gösterdiği bir içerik de olabiliyor tabii ki. Şimdi hyaluronik asit zararsız dedim şöyle yani demek istedim. Diğer bütün aktif içeriklerle C vitaminiyle, retinolle, AHA BHA'larla hepsiyle birlikte rahatlıkla kullanabileceğiniz bir içerik. Dolayısıyla sabah akşam istediğiniz herhangi bir içeriği kullanırken veya o içerikli olan bir ürünü kullanırken hyaluronik asidi de rutinize dahil edebilirsiniz. Bu anlamda kafa karıştırmayan sabah akşam kullanılan tüm içeriklerle uyumlu olan bir aktif içerik olduğu için ben hyaluronik asidi de çok seviyorum. Ve cildinizin böyle dolu dolgun görünmesini, kırışıklıkların daha böyle açılmış, genişlemiş, yüzünüzün daha gergin, daha diri görünmesini sağlayan bir içerik olduğu için de ben rutinlerimde açıkçası sürekli olarak hyaluronik asitli ürün bulunduruyorum. Eğer ki sadece tek başına bir hyaluronik asit serumu ben kullanmak istiyorum diyorsanız da yine cildinizi temizledikten sonra toniğinizi arkasından eğer kullanıyorsanız esans ürününüzü arkasından da yine cilt bakım yaptığınız ürün neyse bunu kullanarak peşinden de hyaluronik asidinizi kullanabilirsiniz. Çok böyle oradaki eyvah onu ondan önce kullandım eyvah onu sonra kullandım gibi böyle bir kaygılanmanıza gerek yok aslında ama nemlendirici kreme geçmeden önceki basamakta hyaluronik asidi uygulayabilirsiniz. Eğer ki hyaluronik asit formunda bir serum kullanıyorsanız sadece hyaluronik asit içerikli olan bir seruma yer veriyorsanız. Şimdi bugüne kadar kullandığım pek çok ürün oldu. Şimdi hepinizin ürünleri merak ettiğini biliyorum. Ürün görmeyi daha çok seviyoruz çünkü videolarda hangi ürünleri gösterecek acaba diye. Zaten aslında bakarsanız bu ürünlerden çokça videolarda sizlere bahsettim. Belli markalar var hyaluronik asitle popüler olmuş, o alanda uzmanlaşmış olan. Özellikle o içeriği öne çıkaran markalarda var. Şimdi birkaç tane önümdekilerden de sizlere bahsedeceğim. Öncelikle temizleme aşaması ile başlıyoruz. Temizliğimizi yaptığımız cilt bakım ürünlerinde, jellerde veya köpüklerde de hiyaluronik asit bulunabiliyor. Bununla ilgili zaten içeriği bakımından hiyaluronik asitle popüler olmuş bir marka olan Hadalabo Tokyo serisi var. Bu ülkemizde de gratislerle geçen yıldan beri satılıyor ve içeriği bakımından farklı molekül ağırlığında hiyaluronik asitlere sahip olan bir mark olduğunu söyleyebilirim. Her üründe farklı içerikler var ama genel olarak baktığınızda hepsinin üzerinde süper hyaluronik asit olarak görürsünüz. Süper hyaluronik asit yani en az 3 tane hyaluronik asidin bir araya gelerek asla bakarsanız hyaluronik asit kompleksi olarak söyleyebiliriz. İçeriğine de okuduğunuzda arkasına mesela baktığınızda sodyum hyalurant, hyaluronik asit veyahut da içerisinde hyalurant, hyaluronik asit gibi böyle gördüğünüz kelimelerle biten bütün içerikler hyaluronik Asit içerikli olan ürünlerdir. Farklı isimlendirilebiliyorlar. Birden fazla içerik bulunduğunu arkasındaki içerikleri okuyarak da anlayabilirsiniz. Dediğim gibi yüz yıkama temizleme ürünlerinizde hyaluronik Asit bulunabilir. Yine bunun cildinize nem vermesi bakımından zaten o yıkama sırasında suyla birleştiği için cildinize hani böyle nemi çekmesi bakımından da etkisi oluyor. Cildi kurutmayan nazik bir jel olarak bunu söyleyebilirim. P da ciltle uyumlu olarak bunu ben bu ara kullandığım için elimde de bu ürün olduğu için sizlere göstermek istedim pek çok yine içeriğinde hyaluronik asit bulunan yüz yıkama ürünü de var zaten. Bir diğer basamağa geçiyoruz. Temizlikten sonra tonikleme aşaması. Tonik olarak kullandığınız ürünlerin içerisinde çokça hyaluronik asit bulabilirsiniz. Zaten o hemen suyla birleşip yine nem verme etkisini yıkamadan sonra cildinize sağladığı için pek çok toniğin içerisinde hyaluronik asit bulunuyor. Bazı tonikler biraz daha sıvı, likit, akışkan böyle su gibi. Bazıları birazcık daha jele yakın, daha böyle elinize sürdüğünüzde Hafif böyle bir jelimsi kıvamlı oluyor. Bu hialuronik asidin kendi yapısından da kaynaklanabiliyor. Birazcık daha böyle yapışkan, daha yoğun fazlaca ciheluronik asit bulan ürünlerde birazcık daha yoğunluğu hissediyorsunuz. Bunlardan bir tane örnek olarak verirsem eğer yine Hadalobo'nun ama bu Hadalobo Tokyo değil Hadalobo serisinin premium gokujin olan lotion isimli olan ürünü. Bu ben kullanıyorum çok da severek kullanıyorum. Bunu Türkiye'de bulmak biraz zor ben yurt dışından tedarik etmiştim bunu. Şöyle söyleyeceğim çok da hani illa ki bunu almanız da şart değil. Evet içeriği güzel 5 farklı molekül ağırlığında hilerinik asit bulunan güzel bir losyon. Biraz tonikten daha akışkan yoğun akışkanlığı yoğun dediğim bu aslına bakarsanız. Buna eşdeğer olarak az önce söylediğim hadalobonun lotion number no. one isimli olan tonik formunda olan bir ürünü var mesela. Onu yine kullanabilirsiniz daha önce söylemiştim. Elimde yok fakat Isntree markasının çok güzel hyaluronik asit içeren e, ürünleri var mutlaka bakabilirsiniz. Onda iki renk var e, şeffaf beyaz renkli olanı daha akışkan daha ince yapılıyken bir de böyle koyu mavi renkli olan şişelerdekiler. E, yine daha yoğun içerisinde yapısı bakımından da daha yoğun hyaluronik asit içeren içerikleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Gayet güzel. Serumları da yine aynı şekilde içerikleri bakımından çok güzel. Ben aşağıya yine isimlerini ekleyeceğim. Ekrana da resimlerini eklemeyi unutmayacağım. Peki kaç tane hani böyle üst üste hyaluronik asitli ürün kullanabilirim derseniz eğer. Ben mesela dediğim gibi yıkama ürününde de hyaluronik asit var. Toniğimde de oluyor. Sonrasında serum uyguluyorum. Onda da hyaluronik asit oluyor. Bazen yüzüme kullandığım nemlendirici kremin içeriklerine bakıyorum böyle ortalarda veya aşağılara yakın bir yerde yine kilonik asit bulunduğunda görüyorum. Dolayısıyla hani bunun üst üste birkaç tane üründe olması uyguladığınız ürünlerde üst üste olmasında çok cildinize sıkıntı yaratan bir durumu olmuyor. Tam tersi o cildinizi iyice dolgun görmesine destek olmuş oluyor. Tonik aşamasında yine kullandığım, beğendiğim markalardan yine ülkemizde Kore markası olarak satışta olan ve marketlerde de bulabildiğiniz, Watsons'larda satılıyor bu markanın ürünleri. SNP Prep isimli olan bir marka çıktı bu son yıl içerisinde. E, bu da peptaronik olan serisi e, içeriğinde yine hyaluronik asit var. 5 farklı tipte hyaluronik asit bulunuyor. Aynı zamanda bunun yanında 6 farklı peptit bulunan bir içeriğe sahip. Yoğunluğu dediğim gibi bakın çok böyle likit ama yine hafif bir koyu likitlerden. Yine aynı bu tonik olarak geçiyor. Asla bakarsanız pek çok markanın serumu bu şekilde. Tonik olarak geçiyor. Serum gibi de kullanabilirsiniz. İlla şart değil. Bunu kullanacağım, peşine de serum kullanacağım diye mecbur değilsiniz. Sadece bunu kullanın o da yeterli. Ee, yok eğer ben ekstra destek istiyorum diyorsanız ya da serum aşamasında kullanmak için yine SNP Prep'in içerisinde yine 5 farklı molekül ağırlığında e, Hilonik asit bulunan bu serumu da var. Bu yapısı birazcık daha tabii ki jel kıvamlı. E, bu markayı sevdim. Yapılarını beğendim. Tavsiye edebilirim. Fakat içeriğinde parfüm var. Eğer böyle cildinize parfümlü ürünler kullanmak sizi rahatsız ediyorsa kokuyu almak. Bu anlamda uyarmak istedim. Ama içerisinde parfüm olmasından dolayı benim cildimde bir iritasyon yapmadı. Yine de hassas cilde olanları bu şekilde cilde olanları ben uyarmak isterim. Bu da güzel e, yine hyaluronik asit bakımından kullanabilecek serum ve tonik aşamasında önerebileceğim ürünler. Yine uygun fiyatlıdan söyleyebileceğim Isana markası Rosmanlarda satılan hyaluronik asit serisi var. Hyaluron triple olarak geçen bu serumu da oldukça güzel cildi böyle neme doyuran çok güzel ürünlerden bir tanesi. Ben bunun pipetli bu e, ambalajını da seviyorum. Direk hani içinden çıkarırken ambalajın pipetin içerisine doluyor ürün. Yukarıdan ile sıkıyorsunuz. Tekrar içerisine kapattığınızda yukarıdan pompası içine girmiş oluyor. Ürünü de içine boşaltıyor. Güzel bir ambalajı da var. Bu Isana'nın Hyaluron Triple serisinde aynı zamanda bir de Hydro Boost serisi var Isana'nın. Onu da hemen size göstereceğim. O seriden de elimde göz çevremi uyguladığım bu ürünü var. Hydro Boost göz çevresi için bu yine hyaluronik asit içeriyor ve göz çevrenize şu ucundaki metal bilyeyle de yine nem verebiliyorsunuz. Hyaluronik asidi göz çevrenizde de uygulayabilirsiniz. Yine göz çevresini uygulamak için az önce söylediğim Hadalobo'nun göz çevresi ürününü de çok memnun kalarak kullandım. Sizlere de önermiştim zaten ona da bakılabilir. İçerisinde aynı zamanda retinil palmitat da bulunuyor ki bu da hani anti aging içerikli bir ürün olduğu için yine destek veriyor. Çok beğendiğim bir seri, hyaluronik asit bakımından beğendiğim bir seri de Neutrogena'nın Hydro Boost serisi ki bunun bakın yüz kremi var elimde. Maskesi var. Vücut e, losyon olarak kullandığım ürünü var. Bir de bunun böyle vücut kremi olanı var. Bu birazcık daha bu kavanoz tipi olan bu losyondan birazcık daha yoğun. İkisini de çok seviyorum. Bu ikisini vücut için kullanıyorum duştan sonra. Yüz kreminin nem vermesine bayılıyorum. Çok güzel. Bunun iki tipi var. Bu elimdeki water gel olan karma ve yağlı ciltler için olanı. Bir de bunun üzerinde water gel değil de gel cream olarak yazanı var. O da yine kuru ciltlerinde kullanabileceği çok güzel bir krem. Bir tanesi hatta o jel krem sanırım parfümsüz de aynı zamanda. Ben bunu bitirince ondan da alıp denemek istiyorum. Yine güzel hani haftada bir uygulayabileceğiniz böyle nem maskesi olarak da Nötrogena'nın bu tür e, maskeleri de var. E, onun dışında tabii yüz maskesi olarak da kullanabileceğiniz pek çok içerinde hyaluronik asit bulunan ürün de var. E, yine Garnier'in nem bombası. Bakın üzerinde zaten okuduğunuzda hyaluronik asit bulunduğunu hemen göreceksiniz. Aynı şekilde yine nem bombası yorgunluk karşıtı. Bu da aynı şekilde hyaluronik asit bulunan bir içeriği var. Limon benim aldığım bu Kore maskelerinden içeriğine baktığınızda Moisturizing Marine Pure kolajen olarak geçiyor. Ki kolajenle birlikte hyaluronik asit de yine cildinize Nem verme, cildinizi dolgun gösterme etkisi olan bir maske yine. Onun dışında Frudio serisi var Watson's'ta. Frudio'nun bu maskeleri Airy olarak geçen. içerisinde hilonik asit bulunan ve cildinizin bariyerini güçlendiren bir maske olarak geçiyor. Nem veriyor yine aynı şekilde pek çok maskenin içeriklerine baktığınızda bu mesela Watson's snail olan geçen maskesi. Onun dışında ben bunları çok sevdiğim için sürekli alıyorum. Bir de bu üzüm çekirdeği antioksidan içerikli olan, bir de aloe vera'lı. İçeriklerini okuduğunuzda en altta en arkada sodyum hyaluronatı görüyorsunuz. Yani bunların da içerisinde yine hyaluronik asit bulunduğunu anlayabiliriz. Başka yine La Roche-Posay'ın Hyalu B5 olan çok güzel bir serumu var. Ben de bunun böyle küçük boyları var elimde. Bu da çok sevdiğim, içeriğini çok beğendiğim ve hyalonik asit bakımından, içerik bakımından çok güzel bir serum olduğunu söyleyebilirim. Direkt denenebilir, kullanılabilir bir ürün. Başka ne var? Yine benim şu son dönemde kullandığım Herbaderm'in hyalonik asitli serumu var. İçerisinde yine multimoleküler hyalonik asit olarak geçen %1 oranında hyalonik asit var. Yani multimoleküler dediği için çok fazla sayıda molekül ağırlığında hyaluronik asit bulunan kompleks bir ürün olduğunu da anlayabiliriz. Nem vermesi gayet güzel. Bunu da yine böyle aralara sıkıştırarak diğer ürünlerle birlikte ben kullanıyorum. Son yeni kullanmaya başladığım Jönes markasının iki tane ürünü var elimde. Bunlardan bir tanesi kolajen serumu olarak geçiyor. Kolajen serumunun üzerinde yine hyaluronik asidi görüyorsunuz. Bir de anti blemish isimli olan leke karşıtı olan içerisinde arbutin de bulunan bu serumu. Bunun da içerisinde yine hyaluronik asit bulunuyor. Hyaluronik asidi pantenol ile birlikte de kullanabiliyorlar serumlarda. Cilt bariyerini kuvvetlendirsin diye. B5 vitamini ile birlikte de yine bulunabiliyor. Pek çok C vitamini serumunuzun içerisinde hyaluronik asit bulunabiliyor. Böyle okuduğunuz zaman zaten üzerinde hyaluronik asitle ilgili bir içeriğe rastlıyorsunuz. O yüzden kaygılanılmaması gereken ama bence her yaşta rahatlıkla kullanılabilecek bir içerik olduğunu söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyebilirim. 18-20 yaşına itibaren hyaluronik asidi rahat rahat cilt bakım rutinlerinizde, ürünlerinizin içerisinde varsa eğer rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özel olarak hyaluronik asitle bir serum almayı ve cildinize böyle bir takviye yapmayı istiyorsanız da yine piyasada çok fazla sayıda bu tür ürünler var. Bence mutlaka ve mutlaka sabah akşam rutinlerinizde kullandığınızda düzenli kullanım sonunda zaten çok hızlı bir şekilde faydasını da görüyorsunuz. Bir de onu da söyleyeyim. Mesela lekelerden arınmak için kullandığımız içerikler var. Diyoruz ki işte 6 ay kadar bekle. 6 ayın sonunda o lekeleri yavaş yavaş yok olduğunu göreceksin. Hyaluronik asit çok hızlı etkisini gösteren bir içerik. Bugün hyaluronik asitle bir ürün sürmeye başladığınızda hemen sürdükten sonra bile cildinizdeki o böyle dolgunluğu bir hafta 10 günün sonunda düzenli kullanımla da o cildinizin artık bir hafta 10 gün öncesine göre çok daha iyi bir formda olduğunu gözlemleyeceksiniz. Ayrıca ben mesela şu anda kullandığım ürünlerden bir tanesi de Foreofo'nun yine böyle hyaluronik asit içerikli olan bir serumu var. Make My Day olan. Bunu da kullanıyorum ve bu da hyaluronik Asit bakımında oldukça cildimi böyle bakımlarda sabah veya akşam yaptığım maske uygulamalarında yine neme doyuruyor. Bir de dedim mesela dudak ürünleri var. Bu yeni çıkan mesela Maybelline'in bu Lifter Gloss serisi hyaluronik Asit içerikli olarak piyasaya sunuldu. Zaten dudaklarımızın daha dolgun görünmesini sağlayan bir içerik hyaluronik Asit. Aslına bakarsanız böyle hani daha dolgun görünmesi için o bünyesine çektiği nemle birlikte dudaklarda da o dolgunluğu sağlamış oluyor. Böyle bir dolgu yapmış gibi bir etki değil de içerinde bulunan hyaluronik asitten kaynaklanıyor bu etkide. Bunları da sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hyaluronik asitle ilgili kafanızdaki sorulara çözüm getirmiştir. Eğer yine sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Hyaluronik asitle ilgili kullandığınız ürünü de yazmayı unutmayın. Diğer takipçilerimiz de sizin kullandığınız ürünlerden ilham alacaktır. Hangi ürünleri kullandığınıza mutlaka bakacaktır okuyanlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmanız, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Zil işaretine basarak bildirimlerinizi açarsanız haftada 2 ya da 3 kez yayınladığım videolardan sizlere de bildirim gelmiş olacak. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.